Lan burası, burayı kendi ellerimle yaptım sizin için. Artık sizlerle birlikte sokakta kalmamıza gerek yok. Birlikte bu evde yaşayabiliriz. Vay canına fakir, gerçekten mi? Burayı bizim için sen mi yaptın gerçekten? Burası bizim evimiz mi olacak? Aynen öyle. Artık bizim de bir evimiz var. Kendi ellerimle inşa ettim. Yazın sıcak olacağı için her yerde boşluk bıraktım. Böylelikle güzel güzel eser, ceyran yapar. Vallahi babacığım çok iyi düşünmüşsün. Yani yatarken hiç sıkılmıyorsun. Evet, yatma konusunda biraz problemlerimiz var ama olsun. Çünkü evin içinde hiç yatak yok. Bütün paraları tahtalara verdiğim için maalesef yatak bulamadım. Ama merak etmeyin, çöpleri kurcalıyorum. Yakında bir yatak da bulurum size. Ay harikasın vallahi fakir. Peki evimizin içinde neler var? İçinde bir adet tuvalet var. Ama maalesef sifonu çalışmıyor. Çünkü evimizde su da yok. Aman babacığım, ne gerek var suya? Allah Allah ya. Evet evet, ne gerek var suya? Allah Allah. Bir de evimizde küçük bir televizyon var. Çöpten buldum. Ama çalışıyor mu bilmiyorum. Çünkü evde elektrik de yok. Test edemedim. Ay canım, ne olacak? En azından televizyonumuz var. Çalışmasa da olur yani, değil mi? Evet evet babacığım. En azından televizyonumuz var. Biz de kapalıyken izleriz. Ne olacak yani? Elektriğe gerek yok. Evet evet canım ailem. Ben de öyle düşündüm zaten. Hadi gelin, evimizde sıcacık yuvamızda, aslında sıcacık da değil, püfür püfür esen yuvamız da mis gibi yaşayalım. Evet evet canım babacığım, harika olur, yaşayalım burada. İşte yeni aldığım arazi burası. Arazinin üstünde hiçbir şey yok denmişti bana. Bu evin ne işi var burada be? Allah Allah. Benim arazim kardeşim burası. Biri kaçak yapı inşa etmiş buraya. Benden izin almadan benim arsama ev dikmiş. Allah Allah, bu ne böyle ya? Hem de iğrenç bir ev, şuna bak. Benim arsamda böyle iğrenç evler olamaz. Burayı hemen yıktırmam gerekiyor. Kim yaptıysa iğrenç yapmış. Hemen buraya bir adet buldozer çağıracağım ve bu evi yıktıracağım. Çünkü ev gerçekten iğrenç gözüküyor. İşte dozerimiz de geliyor. Evi yıkacak şimdi. Ne oluyor dışarıda ya? Durun ailem, ben dışarıya bakıp geliyorum. Dışarıda manyak bir şeyler oluyor yani. Dozer gelmiş. Birinin evini yıkacaklar galiba. Evet evet babacığım, git bak bir istersen sen. Ne oluyor kardeşim burada ya? Bu buldozer niye burada zengin? Ne demek niye burada? Allah Allah. Benim arsama kaçak ev dikmişsin. Burası benim kardeşim. Buraya ev dikemezsin. Ya ne bileyim ben zengin ya. Boş diye ev diktim işte. Zaten sen de kullanmıyorsun burayı. Bırak burada kalalım işte. Ailemle sokakta yaşıyoruz normalde. Çok fakiriz. Orası beni ilgilendirmez. Ben burayı yıkacağım. Sonra da yerine otel yapacağım. Siz sokaklarda yatmaya devam edin. Pis fakirler. Zengin abi yapma ne olursun. Burası bizim evimiz. Eğer buradan çıkarsak hiçbir yer bulamayız. Ne yaparım ben o zaman? Sokaklarda yaşarız. Ailem yeni bir evimiz olduğu için çok mutlu. Onların elinden bu mutluluğu alma. Ne olursun. Bari bir hafta müddet ver bana. Bir hafta falan yok. 10 dakika içinde evi yerle bir edeceğiz. Eğer ailen çıkmazsa hepsi içeride kalır ve dümdüz olur. Zengin, abi ne olursun. Yapma, yapma diyorum sana. Derhal aileni dışarı çıkar. Yoksa hepsi dümdüz olur. Hayır ya, ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar, ailemin evsiz kalmasını istemiyorsanız hemen kanala abone olup videoya like atın. Ne olursunuz, sizin desteğinize ihtiyacım var. Hem de çok fazla. Eğer abone olup like atarsanız belki bir mucize olur ve evimiz yıkılmaktan kurtulur. Hemen abone olup like atın. Kimse seni kurtaramaz fakir. Evini yıkacağım. Evsiz kalacaksın işte. Sonra ben buraya otel yapacağım. Zenginliğime zenginlik katacağım. Evet, işte buradasınız fakir bey. Ben de günlerdir sizi arıyorum. Yani bir eviniz olmadığı için sizi bulamadım. Demek eviniz burası. Evet ama birazdan yıkılacak evim. Zengin gelip benim evimi yıkacakmış. Öyle diyor. Aynen öyle. Birazdan evsiz kalacak tekrardan. Yeniden evi olmayacak. Her neyse beyefendi. Siz beni niye arıyordunuz acaba? Müjdemi isterim fakir bey. Artık eviniz yıkılmayabilir. Nasıl yani? Nasıl olacak o? Rüyamda görürsün anca. Yıkacağım orayı. Burası benim arsam. Fakir bey, şimdi sizin büyük dediniz çok büyük bir kralmış. Ondan size kalan miras da krallık oldu. Nasıl yani? Benim büyük dedem kralmış. Ben de fakir oldum. Bu nasıl bir şey böyle ya? Evet ama onun krallığı aslında bu şehir. Yani artık
artık bu şehrin kralısısınız. Yani şehirdeki her yer sizin demek oluyor bu da. Öyle şey mi var kardeşim? Allah Allah. Krallık falan yok artık. Bitti o işler. Maalesef zengin bey. Yani bütün şehir fakir beyin. Buranın kralı da fakir bey. İnanmıyorum. Ben şimdi kral mı oldum? İstediğimi yapabilirim ben şimdi değil mi? Aynen öyle fakir bey. İstediğinizi yapabilirsiniz. Artık bu şehri siz yönetiyorsunuz. Ulan zengin. Şimdi bittin oğlum sen. Ayvayı yedin. Ne oluyor be? Allah Allah. Ne yapacaksın oğlum bana? Ne yapacaksın sanki? Nasıl geldik buraya ya? Evet, hoş geldiniz bakalım. Hepinizden intikam alma vaktim geldi. Artık bu şehrin kralı olarak istediğimi yapabiliyorum. Şimdi de bana bugüne kadar kötülük yapmış bütün insanlara cezasını çektireceğim. Hayır ya, olamaz ya. Bu ne böyle? Arsamı kurtarmaya çalışıyordum. Adam kral oldu. Böyle şansa bak be ya. Şimdi sizi tek tek sorgulayacağım. Sonra da cezanızı bu koca adamla birlikte vereceğiz. Evet, kral ne dese ben de onu yapacağım. Allah Allah. Fakir, beni niye getirdin oğlum buraya? Benim de suçum vardı. Kerem komiser, hatırlıyor musun? Bir kere yere tükürdüm diye bana çevreyi kirletmekten ceza yazmıştın. Sonra ben de onu ödeyememiştim. Çünkü fakirdim. Evet de sonuçta yere tükürdün. Ayrıca sokağa bir sürü çöp atmıştın. Yani atılan çöpleri de parçalayıp dağıtmıştın kedi gibi. Ne yapayım Kerem komiser? İçinden yemek arıyordum. O zamanlar kral değildim ki böyle. Fakirdim. Allah Allah ya. Yani şehri çok dağıtıyordun fakir. O yüzden sana ceza yazmak zorundaydım. O yüzden yazdım. Sana kötülük yapmak için değil. Doğru. Haklısın. Kerem komiser kötü bir insan değil. Ayrıca bugüne kadar bana çok yardım etti. Kerem komiseri affediyorum. Kerem komiser, sen gidebilirsin. Oh be, ucuz yırttık valla. Bu manyak yoksa bizim işimizi bitirecekti. Evet. Şimdi sırada Haloa. Sen varsın. Zengin. En son seni sorgulayacağım oğlum. Senin için bitti. Of ya of. Ne yapacağım ben şimdi? Ula oğlum, ben sana ne ettim ya? Ben benim suçum yoktur oğlum. Hadi oradan Haloa. Ben bir kere tam yerden 50 lira bulmuştum. Çok sevinmiştim. Tavuk döner yiyecektim o parayla. Sen beni dövüp elimden parayı almıştın. Ayrıca o para senin de değildi yani. Başkasının da. Ula oğlum, enayi malı yemezsin, zevkli oluyor yani. Seni dövdüm, parayı aldım. Sırada parayı yedim oğlum. Demek enayi parasıyla mı? Koca adam, şu Haloa'yı çukurun dibine yolla bakalım. Wait, çukurun dibine mi? Ula oğlum, yapma. Evet, attım seni. İşte onun sokulu yaptım. Olamaz ya, olamaz. Bana da kesin böyle yapacak. Oh anneciğim. Evet, şimdi sırada eski sevgilim var. Evet, beni terk etmiştin lisedeyken, hatırlıyor musun? Ay evet evet, hatırlıyorum. Fakirsin diye terk etmiştim seni. Fakirdin yani, ne yapayım, değil miydin? Evet, o zamanlar fakirdim. Ve fakir olduğum için beni terk etmiştin. Nasıl kötü bir insansın sen ya, yazıklar olsun sana. Ay ne yapayım yani, çocuktum o zamanlar fakir, kusura bakma yani. Ayrıca ben çok zengindim, sense fakirdin. Ben okula devasa hamburgerler getiriyordum, sense soğan ekmek getiriyordun okula. Ne varmış yani, soğan ekmek yiyordum mis gibi. Allah Allah, çok da güzel oluyor. Ben çok seviyorum soğan ekmeği. Ay leş gibi kokuyordun yani. Ne yapayım, Allah Allah ya. Yani evet, haklı. Yani sonuçta leş gibi kokuyordum. Haklı yani biraz da. O yüzden sana çok büyük bir ceza vermeyeceğim. Sen gidebilirsin. Para cezası keseceğim sana. Allah Allah, bu ne ya? Liseni terk ettiğim için para cezası yiyorum. Böyle saçmalık mı olur? Neyse, gidiyorum ben. Bu ne böyle ya? Ceza kestim diye trip atıyor bir de. Allah Allah, bu kadınların hepsi bir garip yani. Fakir kardeşim, ne haber ya? Vallahi ben seni çok seviyorum aslında, biliyorsun değil mi? Aynen aynen. Sokağa atacak kadar çok seviyorsun beni. Bilmez miyim hiç? Ya ama yani sonuçta orası benim yerimde. Senin değil de ne yapabilirim ki? Yani sana da yardım etmek isterdim ama biliyorsun ben cimri ve bencil bir insanım. O yüzden sana yardım etmedim. Aa, en azından dürüst yani. Yalan söylemiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Bu zengini aşağı şutlayalım mı? Yoksa affedelim mi? Cezasını çeksin mi? Affedelim mi? Affedin arkadaşlar, ne olursunuz ya. Yaptım bir hata. Siz affedin beni. Ne olursunuz. Yoksa fakir beni aşağı fırlattırtacak. Bilemedim arkadaşlar. Bunun kararını size bırakıyorum. Artık kralım sonuçta. Siz söyleyin, ben yapayım. Arkadaşlar ne olursunuz kurtarın beni. Bu manyak kral oldu. Herkese aşağı atıyor. Yorumlarınızı bekliyorum.
ediyorum arkadaşlar. Atayım mı yoksa kalsın mı? Olamaz ya, ben aşağı açmak istemiyorum.